objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hem 12. haftada oynanan hafta içi maçlarının sonuçlarını hem de 13. haftada pazar günü oynanacak tüm maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Tabii. İzleyicilerimiz bizi tahmin ve analizlerimizle ayrıca spor haberleriyle golvar.com'dan takip edebilirler. YouTube'da hemen link kanalımızdaki videoların altındaki linklerde golvar.com'un orada linki var. Oraya tıklayarak golvar.com'a girebilirsiniz. Sen hatırlatmalarını yapmadan önce şunu da söyleyeyim. Bu hafta Beyaz Grup'ta özellikle hakemlerin çok fazla sayıda yaktığı takım var. Pendik Spor, Ahmet Spor ve 1922 Konya Spor. Aynen bu 3 takım özellikle bence net bir şekilde hakem katliamına uğradılar. Bunları konuşacağız, onu söyleyelim. Aynen. İlk olarak sen hatırlatmalarını yap. Ardından da hem çarşamba maçlarının sonuçlarını hem de pazar 1'de oynanacak tüm maçların öncesini değerlendirelim, buyur. Aynen. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik. Aynen. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Rica ediyoruz. Maç sonuçlarıyla ilgili hafta arasındaki hem de hafta sonunda oynanacak maçlarla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca kanalımızda biliyorsunuz ki katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza da tüm Aynen. izleyicilerimizden destek olmalarını bekliyoruz. Özelleştirilebilir taraftar video kartları projemizde de şu anda Süper Lig'den Adana Demirspor, TFF 1. Lig'den Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan da Bayburtspor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Beyaz Grup'ta yer alan tüm takımlardan projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Evet. Ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da ciddi anlamda gelir elde edebiliyor. O yüzden sizlerden projemizle ilgili de geri dönüş bekliyoruz. Ayrıca Isparta'dan Gökçe Can Bey bize hem forma hem de atkı gönderdi. Aynen. Atakan Başkan'ın küçük bir hediyesi olduğunu söyledi. Sağ olsunlar. Buradan hem selamlarımızı teşekkür hem ederiz. Teşekkürlerimizi tekrardan iletiyoruz. Bundan sonra kullanacağız. İnşallah. Forma ve atkıyı. Şu an koymadık atkıyı ama atkı bizde. Aynen. Bundan sonra tüm programlarda kullanacağız. Maçlara geçelim. O zaman. Aynen. Tamamdır. Tüm maçlar saat 13'te ve hepsi Hı-hı. pazar günü 13. haftada. Bir haftada 3 maçlık hani tüm takımlar serüven bu hafta son bulacak. Akhisar Spor Eskişehir Spor maçıyla başlayacağız. Bu maç alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Akhisar hafta içinde beklediğimiz gibi Ankara Demir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Eskişehir Spor ise bizi yanılttı. Aynen. Biz Isparta tarafındaydık o maçta ama kendi evinde Isparta Spor'u 2-0 öne geçtiği maçta 2-1 yendi. Evet, Eskişehir Spor maçın sonlarında zorlandı ama bu çok doğal. Çünkü çok genç bir takım. Burada Eskişehir çok değerli bir 3 puan aldı. Kendi evinde Erzincan'ı da yendikten sonra. Çok önemli bir maç Manisa'da. Çünkü bu maç alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Ben Akhisar'ı kendi evinde favori görüyorum. Akhisar Spor'u. Senin yorumun ne olur? Vallahi iki takım da hafta sonunda, hafta arasında çarşamba. Önemli maçlara çıktılar. Eskişehir zaten maçını kazandı biliyorsun. 2-1. Akhisar Spor'da 1-0 yenildi. 1-0 yenildi. Puansız ayrıldı ve şu anda iki takıma baktığımız zaman da Akhisar Spor 13 puanda. Eskişehir'in normalde şu anda 10 puan olması lazım ama o eksi evet. 3 puandan dolayı 7 puanda. Maalesef. O 3 puan da tabii ki çok aranıyor bu grupta. 1 puanın değil yarım puanın bile çok fazla önemi var. Tabii. O yüzden Eskişehir Spor için kötü oldu. Isparta'ya mağlup ettiler. Bu sezon lige yeni yükselen, iyi takım, iyi top oynayan, dirençli bir takım Isparta Spor. Onu mağlup ettiler. Ve Isparta'nın hocasının gitmesine neden oldular evet, bir de. Evet, Isparta'da hoca da yollar ayrıldı. Aynen. Onlar için de hayırlı olmasını tekrardan dilerim. Zaten Isparta'ya gelince konuşacağız onu. Akhisar Spor'da öne çıkan bir oyuncu var. Bertu şu anda ligin gol krallığında başı çeken oyunculardan birisi. Evet. Zaten hep söylüyoruz bu takımda en etkili oyuncu Bertu hücum anlamında. Birçok maçta kazanılan maçlarda ki kaybedilen maçlarda bile skor yapan oyuncuydu Bertu. Ben bu maçta bol golü bir maç bekliyorum. İki taraftan aynen, da aynen iki taraftan da. Maç sonuyla ilgili çok net anlamda Akhisar kazanır diyemem. Eskişehir Spor'da puan alma ihtimali yüksek çünkü Akhisar Spor'un da malzemesi belli, kısıttı. O yüzden ben bol golü bir maç bekliyorum. Bakalım ne olacak ki Eskişehir eğer bu maçtan bir galibiyet falan çıkartırsa onlar için çok önemli olur. Kesinlikle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Hı-hı. İki takıma da başarılar Aynen, dileyelim. Başarı İstanbul'da oynanacak karşılaşmada Pendik Spor kendi evinde Ankara Demir Spor'u ağırlayacak pazar Hı-hı. günü. Pendik Spor hafta içi Nazilli deplasmanından bir puanla döndü. Ki Pendik Spor'un maçın ilk yarısında verilmeyen çok net bir penaltısı var. Serdar Deliktaş'ın pozisyonu. Dünyanın her yerinde net bir şekilde penaltı yani. Onu vermemek için kör olmak lazım. Çok ağır bir hakem hatası. Ankara Demir Spor'da kendi evindeki Akhisar Spor'u 1-0 yenip son haftalardaki yükselişini sürdürüp
playoff hattının içine girdi. Şampiyonluk içinde 6 puanlık fark var. Evet, şu an Pendik Spor'un da 6 puan gerisindeler. Çok önemli bir maç İstanbul'da. Pendik Spor'da çok önemli eksikler var. Başta Serdar Deliktaş ve Mesut Özdemir gibi iki tane çok kaliteli oyuncusu yok. Ayrıca aynen Serdar kırmızı gördü Nazilli maçında. Mesut da 4. sarı kart cezalısı. Aynen. Bir de Kerem Kaya da yüksek ihtimal oynayamayacak. Yok, Kerem de yok zaten. Sol bekte Çağrı'yı bekliyoruz zaten. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Pendik Spor'un kendi evinde kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. Evet, çok önemli eksikleri var Pendik Spor'un ama ben zaten şunu hep söylüyorum. Pendik Spor devre arasına kadar böyle gidecek. Devre arasında hamleler yapacak çünkü... Pendik Spor sezon başında geç kurulmanın, geç AŞ olmasının sancılarını çekiyor. Mecbur. İdman takım, bile yapamadı zaten. Tabii kamp takım yapamadı. Çok geç toplandı. Doğru düzgün kamp yapamadılar, idman yapamadılar. Geçen seneki Eyüp Spor gibi geniş bir kadrosu da yok Pendik Spor'un. Aynen. Geçen seneki Eyüp Spor'u hatırlayalım. Herkesin neredeyse... 3 tane 2-11 çıkıyordu zaten. Doğru, kesinlikle. En kötü 2-11 çıkıyordu, 3. de çıkıyordu neredeyse. Aynen. Senin dediğin gibi. Ama ben bir şekilde Pendik Spor'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Eğer Mesut bu maçta olsaydı, bence kırmızıya çok yakın bir maçtı. Özellikle Mesut'la Umut Pusat'ın mücadeleleri çok sağlam olabilirdi. Burada da ben Emir Alagöz'le Umut Pusat arasında sağlam bir kapışma bekliyorum. Futbol anlamında tabii ki. Çok... Futbola girişi değil yani. İki takımda da bir de çok kaliteli futbolcular var. İşte bir takımda bakıyorsun Serdar Cansu, işte Emir Alagöz. Baktığımız zaman önemli oyuncular Haydar Yılmaz gibi çok tecrübeli bir isim. Diğer tarafta Taner Koç, Kamil İçer, Serdar Eylik, Umut Pusat, Oğuz Çalışkan, Ergin Keleş, çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular var. Ben ama ev sahibi avantajıyla Pendik Spor tarafındayım. Senin görüşün ne olur? Vallahi çok zorlu bir maç olacak. Tabii. Ankara Demirspor'un almış olduğu galibiyeti kutluyorum hafta arasındaki. Aynen. Ankara Demirspor'un kadrosunu biz hani bu grupta şampiyonluk kadrosu bile olduğunu söyledik yaklaşık 2 hafta önce. Çünkü doğru. Ankara Demirspor'un böyle bir kadrosu var. Bir tek hocada sıkıntı olduğunu söyledi Ersin hocada. Eğer geçen seneki hoca Bülent Akan takımda kalsaydı bu takımın şansı çok daha fazla olurdu. Ve şu anda 17 puan değil 20 puan 21 puanda olma ihtimali bence daha yüksekti. Ersin Ankara hoca da toparladı ama ne evet, diyorsun? Evet toparladı zaten kesinlikle. Tebrik ediyoruz hocayı. Gittiği zaman da söylüyoruz. İnşallah hani Ankara Demirspor da böyle gider ve iddialı olur. Çünkü güzel bir kadrosu var ve iyi bir kadrosu var. Kesinlikle. Şimdi Pendik Spor'un pozisyonu geçen hafta penaltıydı onu söyleyelim. Yani bu hafta daha doğrusu. Çarşamba günü. Arasında net bir şekilde penaltı. Yani yaka paça aşağı indirdiler oyuncuyu. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Şimdi Meta'nın görüşleri farklı programda. Tabii. Benim görüşlerim farklı. Şimdi biz bazı yorumlar yapıyoruz. Herkes yanlış anlıyor. Mesela Meta'nın görüşü farklıyken diyorlar ki siz böyle dediniz. Veya benim görüşüm farklıyken siz böyle. Ya burada böyle biz dedik diye bir şey yok. Tabii. Meta'nın bir görüşü var. Benim bir görüşüm var. Meta'nın atarım der ki Ankara Demir şampiyon olur der. Ben derim ki olamaz derim. Ben Pendik Spor için sezon başından beri ne söylüyorum? 3 tane takım saydım. Ben ki Pendik Spor şampiyon olacağını hep şöyle söyledim. Tarsus bir hafta başkan istifa ediyor. Diğer hafta etmiyor. Aynen. Çünkü ben Tarsus'u hep şampiyonluk yarışında gördüğüm için onu çok ölçü olarak alıyorum. Şimdi Şahin Başkan büyük ihtimalle gene dönecek gibi duruyor. Konuştuk çünkü. Onu birazdan konuşacağız zaten. Tarsus'a konuşacağız aynen. Zaten. Bu maçtan sonra zaten Tarsus'a geçeceğiz. Şimdi ben doğru. Zaten Pendik için söylüyorum. Biliyoruz. Herkes bizi net bir şekilde izleyen, sürekli izleyen, ince detayına kadar takip edip dinleyen benim Pendik'le ilgili görüşümü biliyor. Osman Özköy'le geldiği zaman da ben dedim ki Pendik Spor'un tatlı olma ihtimali çok yüksek. Ki şu an gidişata baktığımız zaman da evet belki hafta arasında penaltı verilmedi ama Pendik Spor o Levent Hoca'nın gidişatındaki Pendik Spor gibi değil. Onu net görüyoruz. Şimdi bu maç da çok kritik bir maç. Ankara Demirspor şampiyonluk olarak iddialandı. Yani. Ki ben çok dirençli bir Ankara Demirspor takımı olarak görüyorum. Ki sen de öyle görüyorsun. Ki kadrosu da zaten Ankara Demirspor'un kadrosu cidden kaliteli çok, oyunculardan çok kaliteli. Kurulu. Şimdi ben hani Osman Özköy ile ilgili mesela olumsuz düşündüm diye Pendik Spor'la ilgili de hep olumsuz düşüneceğim diye de bir şey yok tabii, tabii ki. Bunu da hep söylüyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Diğer takım taraftarları bizi anlamıyorlar. Meta'nın görüşleri farklı, benim farklı. Ben Tarsus'u çok ölçü alıyorum bu konuda. Çünkü Tarsus'un hala ne olacağı belli değil. Onu birazdan zaten geldiğimizde konuşacağız. Ben bu karşılaşmadan Ankara Demirspor tarafındayım. Onu da sana söyleyeyim. Program önce de sana söylemiştim zaten. Çünkü Ankara Demirspor'un ben bu dirençli oyunun Pendik'e çok ters geleceğini düşünüyorum. Ki gerçekten de çok kaliteli bir kadrosu var. Hani Tarsus Pendik maçını izlemeye gittik mesela. Şimdi bakıyorum ben Ankara Demirspor daha komple bir takım. Zaten Ankara Demir'in defans hattı Tarsus'tan i̇şte 10 kat daha iyi. Yani, anladın mı? Komple her bölgesi daha iyi Tarsus'a göre. Yani şöyle Tarsus'un eksik parçaları var. Ankara Demir'in eksik parçası yok. Belki Ankara Demir'in neyi var? Forvet hattı daha geride Tarsus'tan kulübesi, bence. Aynen kulübesi biraz daha, hani biraz daha zayıf belki. Ama hani direnç anlamında, işte savunma anlamında baktığımızda, tandem anlamında Ankara Demirspor ağır basıyor ve Pendik'te de Serdar Deliktaş yok. Bir şimdi de Mesut'un olmaması çok kötü aynen, oldu. Aynen şimdi Görkem var. Olabilir. Görkem'in iyi oyuncu olduğunu hep söylüyoruz ama Görkem tek oynadığı zaman da etkisiz kalıyor. Ben sana da şunu da söyleyeyim. Ankara Demirspor'un bu sağlam savunması gibi başta Kamil İçer
Görkem'i tek oynayacağı için bence biraz sindirecek gibi duruyor. Ama farklı da olabilir tabii. Görkem bakalım. Belki de çok zor durumlara düşürecektir savunmayı. Ben Ankara Demirspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Benim görüşüm o yönde ki maçı da izleyeceğim zaten Pendik'te. Sen statta olacaksın. Ben gideceğim, sen yoksun. Röportaj yapacağız. Buradan da söylerim ki Pendik Spor taraftarları da zaten biliyor. Yönetim davet etti. Onlara da buradan hem selamlarımızı. Aynen. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu hafta TFF 1. Lig'de olmadığı için daha rahatın. Daha rahatız daha doğrusu. O yüzden maça geleceğiz ve röportaj yapacağız inşallah kısmet olursa. Ben Ankara Demirspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım ne olacak. Ben de bu maçla alakalı şöyle bir senaryo çizdim kafamda. Serdar Cansu ve Zahit tarafından Pendik'in işi çözeceğini düşünüyorum. Ben de tam tersi o kadar rahat çıkamayacaklarını düşünüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi bakalım bak, ne olacak. Tarsus maçına mesela gittik ve diğer maçlara da alıyor ama Tarsus'u neden söylüyorum? Tarsus bu ligin hani başı çeken takımlarından biri olarak görüyoruz ya. Tabii kadro olarak kesinlikle. Halbuki Ankara Demir de aslında bunlardan birisi ama işte Ankara Demir de hoca sezon başında yanlış olduğu için biz Ankara Demir'i hiçbir zaman böyle şampiyon olarak katmadık. Ama Ersin Hoca son haftalarda biraz takıma elini değdirdi. Belki de Ersin Hoca takımı tanımıyordu. Beraber vakit geçirdikten sonra tanımaya başladı. Olabilir, o da olabilir mi? Ki. Olabilir tabii. Her şey olabilir. Yani ben bu maçta senin o çizdiğin senaryonun da çok rahat olmayacağını. Mesela Ankara Demir Tarsus maçında Serdar Cansu kaç kere geri gitmiştir? Bayağı saymayız gitti. Belki de. Bayağı gitti. Ama bu maçta bu kadar rahat olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten bakalım. Ankara Demir'in çok sağlam bir komple bir yapısı var. İlk 11 anlamında. Kulübede de iyi oyuncular var ama biraz daha genişlemesi lazım. Ben Ankara Demir tarafındayım. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Başarılar diliyoruz. Bir diğer diliyoruz. Mücadeleye geçelim. Bu maç haftanın en zorlu maçlarından biri beyaz grupta. Tarsus İtman Yurdu Şanlıurfa Spor maçı. Şanlıurfa Spor hafta içinde, daha doğrusu iki takım da hafta kazandı. İçinde 2-1 kazandılar hatta aynı skorlarla. Tarsus deplasmanda Karacabey'de, Bursa deplasmanında 2-1'lik bir galibiyet aldı ki son uzatmalarla beraber 15-16 dakikaya 10 kişi oynadılar ki Alperen Pak'a da bir şey söylemek istiyorum buradan. Hani oyuna hem 70'te hem de 77'de çift sarı karttan atıldı. İki kart gördü o kadar kısa sürede. Zaten takım sıkıntılı durumda. Bence Alperen'in daha burada sorumluluk bilinciyle davranması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne dersin? Onu sana bırakayım. Bir de Şanlıurfa Spor da kendi evinde 24 Erzincan Spor'u 2-1 yendi. Behlül ve Caner Demin golleriyle. Behlül yılın gollerinden birini atmış aynen, olabilir. Onu söyleyeyim. Oldu. Muazzam bir vuruş yaptı ki beni yanıltmıyor Behlül. Müthiş oynamaya aynen, devam ediyor. Tabii ki. Bir de ben burada şey değineceğim. Şanlıurfa Spor hakkında tek bir üzüntüm var. Bu takımın başında Gürses Hoca kalsaydı bence Urfa şampiyon olurdu. Hı-hı. Pendik Spor'un bu geniş olmayan kadrosundan hı-hı. dolayı. Tamam Pendik devre arası hamle yapacak ama Urfa ilk yarıdan fark açabilirdi. Hı-hı. Serdar Hoca deplasmandaki maçlarda takımı bu kadar korkak oynatmamalı. Bak Erzincan maçındaki oyunu oynatmalı. Aynen. İlk yarıda Erzincan sahasından çıkamadı saldırdı ki. Saldırdı Urfa. Saldırgan oynadı. Aynen. Urfa saldırarak oynamalı. Bir de Caner'den bu maçta biraz daha becerikli olsaydı Erzincan maçında Urfa maçı 5-0 yapardı. 4-0, 5-0. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ve iki takımın hafta içindeki oynadıkları maçlar hakkında ne düşünüyorsun? Alperen Pak yok Tarsus'ta. Urfa'da da Caner'den yok. Hı hı. Bir de Sinan Kurumuş da gollerini atmaya başladı. Ritme girdi iyice. Aynen. Urfa'da da Özgürcan oynayacak mecbur. Can yok. Aynen. Ben bu maçta Tarsus'un en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ev sahibi olduğu için. Senin görüşün ne olur? Öncelikle iki takımı da hafta arasında oynadıkları maçlarda tabii. aldıkları galibiyetleri kutluyorum. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Şimdi Tarsus İtman Yurdu ve Urfa Spor karşı karşıya gelecek. Hani beyaz grupta 1922 Konya Spor, Pendik Spor, bir de Amespor'un hakem katliamına uğradığını söyledi ki Urfa Spor'da bence Caner Demin görmüş olduğu kırmızı kartta hakem katliamına uğradı. Yani görmüş olduğu sarı kartın sarı kartla alakası yok. Oyuncu ikinci sarıdan atıldı. Doğru. Yani orada da büyük bir doğru. hata var ve hakem katliamı var. Onu da sana söyleyeyim. Çünkü zaten Urfa forvet attığında iki tane oyuncu var diyoruz bak mesela. Şimdi Caner Demin yok. Doğru. Özgürcan var. Allah korusun Özgürcan'a bir şey olsa bu maçta veya bir kırmızı kart olsa veya bir formsuz durumu olsa maç içinde kim girecek oyuna? Adam yok. Yok. Yedek forvet yok. O yüzden yok. Ciddi sıkıntı. Hakemler bazen kaderiyle oynuyor takımda. Bazen değil de her zaman oynuyorlar çoğu zaten. Çoğu zaman. Ki ikincilikte çok fazla oluyor bu. Tarsus'ta 2-1 kazandı. Sinan Kurumuş son haftalarda formda. Geçen haftada daha doğrusu bu hafta arasında da golünü attı. Tarsus'ta da şöyle bir durum var. Taraftara buradan da bilgi verelim. Sürekli hani Gürses Hoca ile de konuşuyoruz. Onunla ilgili işte takımla ilgili bilgiler de alıyorum. Doğru. Mesela biz bugün Cuma günü Cuma bugün. Programı çekiyoruz. Akşam yayında olacak. Siz izleyeceksiniz. Gürses Hoca ile dün konuştuk. Gürses Hoca dedi ki gece büyük ihtimalle Şahin Başkan dönecek. Cuma günü işte öğlen akşama doğru hocayla başkanla oturup takımın artık ne olacağını, başkanın
nasıl konuşma yaptığını işte biliyorsun, Tarsus'a gitti başkan. Hatta dün yemek yaptı. Yediler. Aynen, biliyorsun. Yemek Perşembe yediler. Günü öğlen bir restoranın davetiyle tüm takım ve başkan oradaydılar. Aynen. Hep beraber konuşma yemek yediler. Konuşma falan yapıldı. Tabii ki orada görüşeceği insanlarla aynen görüştü başkan. Kendi yönetimiyle devam etmek istiyor ve kongre olacak büyük ihtimalle. Gürsüz Hoca bunu söyledi. Bugün büyük ihtimalle hani başkanla beraber konuşurlar. Ondan bilgi alıp pazartesi günü zaten yeni programda bunu daha net söyleyebiliriz ki zaten aynen belki yönetim de bunu açıklayabilir. Hani Şahin Başkan devam ederse Gürsüz Hoca da devam edecek görevine. Bu böyle, onu söyleyelim. Tarsus taraftarı da zaten merakla bekliyor. Çünkü eğer Şahin Başkan devam etmezse Tarsus'un zaten işi çok çok zor. Şampiyonluk şansı kalmaz. Biz de her kalmaz hafta zaten yorumları bir türlü yapamıyoruz. Ya Şahin Başkan bir gidiyor, bir kalıyor. Bir daha görüşüyor, bir daha görüşüyor. İşte baya böyle çetrefilli gidiyor. O yüzden Tarsus'la ilgili zaten hep söylüyorum. Şahin Başkan devam ederse şampiyonluk şansı zaten hala devam ediyor. Tarsus'la ilgili ben zaten iddiamı değiştirmedim. Sen biraz daha böyle hani benim farklı Tarsus'la alakalı görüşüm şu. Benim Tarsus'un hücum hattına hiçbir lafım yok. Çok kaliteli oyuncular var ama Tarsus'un komple defans hattına ve kaleye takviye yapması yapacak lazım. Zaten. Ama kaliteli oyuncular. Yapacak zaten. İyi oyuncular. Ya sallıyorum. Yani Şahin Başkan devam ederse yapılacak. Aynen. Öyle isimler gelirse Tarsus'un şampiyonluk şansı olur. Atıyorum Oğuz Çalışkan gibi kaleci gelir. Erhan Kara gibi sol bek gelir. Sallıyorum. İşte sağ beke Serdar Cansu gibi bir, Oğuz Yıldırım gibi bir sağ bek gelir. Atıyorum. Aynen. Stopere Mustafa Çakır gibi bir stoper gelir. Ben isimleri sallıyorum. Aynen. Bu oyuncuların hiçbirlerine kulüpleri vermez de ben kaliteli oyuncular. Kamil İçer gibi bir stoper gelir Uğur Arslan Kuru'nun yanına. Hı hı. O zaman tamam derim ben Tarsus'a ama Tarsus'un bu defans hattı ve kaleyle şampiyon olma şansı yok yani. Kimse kimseyi kandırmasın. Hı hı. Çünkü Tarsus'un kaliteli maçlarda, zorlu deplasmanlarda bu defans ve kale şey maçında gördük bunu. Kendi evindeki Nazilli maçında. Nurullah Kaya Mert Çapar'ın önüne topu porsiyon yaptı. İkram yaptı adama yani. Aynen. Muharrem Doğan yok mesela. Yedek sol bek yok takımda. Hı hı. Muharrem sakat, bu maçta da olmayacak. Çok geçmiş evet, olsun. Geçmiş olsun dileklerimiz. Yani Tarsus'un savunmayı komple kaliteli oyuncularla yenilerse, Şahin Başkan'da kalırsa şampiyonluk şansı olur aynen yani. Aynen öyle. Tabii ki de. Urfa olabilir. Spor'da 2-1 kazandı. Önemli bir galibiyette. Erzincan'ı yendi. Şu anda 19 puanla Pendik Spor'un 4 puan gerisinde. Evet. Tarsus puan yeri de 15 puana çıktı ve Tarsus da bir anda iddialı duruma geldi. Şimdi atıyorum zirvede kim var? Pendik Spor var 23 puanda, Tarsus 15 puanda. 8 puanlık İkinci fark devrede var. Biliyorsun Mersin'de maç, Pendik'te Tarsus maçı. Aynen. Atıyorum Tarsus maçı aldığını farz edersek 5 puan. 5. Daha biten bir şey yok. Tarsus için önemli olan nokta Şahin Başkan devam edecek mi? İstedikleri olacak mı? Bu önemli. Bunlar olursa, Şahin Başkan devam ederse Tarsus zaten her türlü şampiyonluk adayım benim. Bak bir de benim diyorum. Neden benim diyorum? İkimizin görüşleri farklı oluyor. Tabii. Bazı noktalarda birleşiyoruz. Bazı noktalarda ayrı düşünebiliyoruz. Program iki kişilik olduğu için iki kişinin yorumu görüşü var. Onu da buradan üstüne basa basa söyleyelim. Tarsus İdman Yurdu'da kısacası her şey Şahin Başkan'ın kalacağı mı, kalacak mı, kalmayacak mı? Kalacaksa ama kendi ekibiyle mi kalacak? Zaten önemli. Kalırsa zaten ekibi olduğu için orada kalacak. Belli başlı temizlemesi gereken insanlar var Şahin Başkan'ın. Zaten temizlemesi öyle gereken derken yanlış anlaşılmasın aynen hani. Onlarla yola çıkmaması aynen gereken. Zaten şöyle bir şey var. Hani, eğer Şahin Başkan'ın çünkü devam orada ettiği haberini alırsak zaten başkan kendi ekibiyle oraya geldiğini anlamış oluyoruz, anladın mı? Çünkü Şahin Başkan istiyor. Hani başlardan birisi o. Birinci isteği o. Kendi yönetimim diyor. Eğer Şahin Başkan'ın isteklerinin hepsi yapılırsa kalacak. Bak Şahin Başkan Haziran ayında mı ne geldi? 5 ay oldu. Tarsus Beyaz Grup'ta en erken transferlerini yapan takım. Aynen. Zaten Şahin Başkan 5 aydır bu ekiple anlaşamamış. Zaten onlarla anlaşamadı halde. O ekiple de devam ederse Tarsus'tan tabii maalesef bir şey olmaz. Aynen. Başarı anlamında. Ya zaten şu kendi ekibiyle gelmeli ve oradaki nasıl desem sana amiyane tabirle üç kağıt çevirenleri de temizlemeli başkan. Aynen. Net. Şöyle bir şey var. Şimdi Tarsus'ta çok düzen bozuktu. İşte borçlar vardı. Birçok personelin daha paraları ödememişti. Tesisler çok kötüydü. Tesisler kötü. Şimdi Şahin Başkan geldi. 5 ay oldu belki ama her şey çabuk olmuyor futbolda yani özellikle. İçeriği dışarıyı her tarafı düzenleyip halledip ona göre bir sistemi oturtmak gerekiyor. Bu da zaman alıyor. Bazen böyle sancılar olacak. İnşallah aynen Tarsus İdman Yurdu'ndan Şahin Başkan devam eder. İnşallah. Ben bu maçta Tarsus İdman Yurdu tarafındayım. En kötü bir puanla sahadan ayrılacaklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarılar aynen dileyelim öyle bu zorlu mücadelede. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Bu maç da önemli bir maç. Özellikle ev sahibi takım için bence. Kendi evinde hata yapmaması gerekiyor. 24 Erzincan Spor, Kırklareli Spor maçı. Erzincan hafta içinde kötü oynadığı maçta Urfa deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Kırklareli de kendi evinde 0-0. Konya ile 0-0 berabere kaldı 1922 Konya ile. Konya'nın bence net bir penaltısı aynen verilmedi. Onu geleceğiz zaten Konya maçında. Ben bu maçta Erzincan'ın kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama bir puan da Erzincan'ı bu maçta bence kurtarmaz. Hı hı. Erzincan şu an küme attığında ne yapıp ne edip kazanması gerekiyor? Senin yorumun ne olur? Kırklareli'de playoff için kazanmak zorunda. Aynen. Zor bir maç. Görüşün ne olur? Vallahi çok sıkıntılı bir maç. Kırklareli maçında gol sesi çıkmaması beni çok şaşırttı. Ben hani biraz gollü bir maç da bekliyordum. Hiç gol olmadı. Maç 0-0 bitti. Kırklareli Spor şu anda 14 puanda ve playoff hattıyla baktığımız zaman da şu anda 2 puanlı bir fark var. Sadece. Hiçbir şey yok. Ki zaten bu grupta diyoruz sezon sonuna kadar şampiyonluk ve playoff çekişmesi devam edecek. Evet. Erzincan Spor 9 puanda, hatta 10 puanda, 17. sırada puanlar alması gerekiyor ama galibiyet anlamında puanlar alması gerekiyor ve kazanmaktan başka bir çaresi yok. Ben bu maçta Erzincan Spor tarafındayım. En kötü bir puanla sahadan alacaklarını düşünüyorum. Bakalım. Zor bir maç bizi bekliyor. Bence de. Erzincan Spor bu sene hücum hattında çok büyük sıkıntı yaşıyor. Geçen sene kanatta forvet çok iyiydi. Bu Ethem sene Erboğa'yı çok arıyorlar. Çok ciddi bir de Batuhan'ı, bir de Ozan Papaker hiç verim vermiyor maalesef. Gol attı ama yetmedi. Aynen. 90 artı 9'da geldi gol, yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Demirci de geçen hafta 2 gol atmıştı. Hı hı. Ama bu oyuncular istikrarlı performans sergileyemiyor zaten. Aynen. Sıkıntı orada. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bence kağıt üstünde zorlu bir maç. Uşak Spor kendi evinde Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak. İki takım da hafta içinde bayağı eforlu bir maç oynadılar. Uşak Kırşehir deplasmanından bir puanla döndü geri düştüğü maçta. Nazilli de kendi evinde Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı. Aynen. Orada hakem Pendik'i yaktı, net bir penaltısını vermedi. Hı hı. Nazilli puanla ayrılmayı başardı ki bence bu maç zor bir maç ama ben Uşak Spor'un kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Nazilli ters bir takım. Deplasmanlarda da iyi performans sergiliyorlar. Fakat ben Uşak Spor'un kaliteli kadrosunun bu maçta ağır basacağını düşünüyorum. Bir de benim şöyle bir görüşüm var. Tayyip Kanarya'dan artık gol bekliyorum. Hı hı. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Vallahi ben de seninle hani görüşeyim. Ben Uşak Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Artık kazanması lazım. Ve Uşak Spor'un da artık şöyle bir en azından 2-3 maçlık bir seri galibiyet yapması yani lazım. Ama takım bir türlü bunu yapamadı. Hafta arasında Kırşehir deplasmanında Tayyip Kanarya yedekti. Acaba bir sıkıntısı mı var? Sakatlığı mı var? Bilen taraftarlardan. Bence hoca tek bilgisi forvetle. Bilgisi olan taraftarlardan rica istedim. Ediyorum yazsınlar. Tek forvete çıkmak istiyorsa Tayyip oynamalı zaten. Yani Yasin Ozan bu takımda ki özellikle şampiyon olacak takımlarda bence birinci santrafor olabilecek bir oyuncu değil ki. Hani rotasyon anlamında da bence sıkıntılı bir oyuncu. Çok böyle üst düzey bir oyuncu değil. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ya, ama. Ya Tayyip de çok etkisiz durumda, Yasin de. Yani şu an Tayyip de hani 2019-20 Bandırma Spor performansından çok uzakta. Ama sence şu anda geçen Uşak Spor'da sene 3. ligde bile biliyorsun iyi oynamadı. Aynen. 68 Aksaray'da sence baktığımızda. Sence şu anda Uşak Spor'da zaten formda olan bir oyuncu var mı? Uşak Spor zaten şu an takım olarak komple yani sıkıntılı durumda. Çok garip bir durum. Kadrosu yani gayet iyi Uşak'ın ama cidden birçok oyuncu yani şu an sanki bedenen buradalar, ruhen farklı diyarlardalar. Aynen. Hocanın biraz bu takıma elini değdirmesi gerekiyor bu anlamda. Çünkü tabii hoca bu takımı toparlayacak. Ben bu maçta Uşak Spor'un kazanmasını bekliyorum ki Uşak Spor eğer zaten bu maçı da kazanamazsa yani söylenecek bir şey yok. Ha tamam, kazanamayabilir. Nazilli bir takım ama yani Uşak'ın bu kadrosunda eğer yani daha doğrusu bu kadronun karşılığında bir hedefe gitme düşüncesi varsa tabii şampiyonluk, playoff her neyse kazanacaksın ve seri yapman gerekiyor. Mecbur. Bakalım ben Uşak tarafındayım, ne olacak? Karşılıklı iki takımdan da goller gol gelir mi acaba? Gol anlamında bir şey söylemiyorum. Ben Uşak'ın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. Ya bir tarafta Nazilli'de Mehmet Özdiraz da Mert Çapar kilit oyuncular olacak. Aynen. Uşak'ta da Tayyip ilk 11 başlarsa Tayyip'i kritik oyuncu olarak Noyan görüyorum. Noyan çok kritik olacak. Noyan zaten sonradan girip gol attı Kırşehir maçı. Pardon, ilk 11 başladığı maçta gol attı. Noyan sezona biliyorsun geç başlamıştı biraz. Evet. İnegöl'e gidip geri dönmüştü Uşak'a. Aynen. Hazır değildi, daha yeni yeni kendini buluyor. İki takıma da başarılar aynen dileyelim Uşak'taki maçta. Hem Uşak'a hem de Nazilli'ye selamlarımızı yollayalım. Zor bir maç. Ama ev sahibi avantajıyla Uşak'ı önde görüyorum. Evet ama şöyle bir durum da var. Nazilli biliyorsun Pendik Spor karşısında bir puan aldı. Evet. Önemli bir rakip ve bunun moraliyle de bu maçı çıkacaklar. Tabii. O yüzden Nazilli'nin de hani kazanması tabii ki beni şaşırtmaz. Hani Nazilli kötü bir takım değil ama Uşak Spor'un kazanmaktan başka çaresi olmadığı için, biraz daha aciliyeti olduğu için doğru, özellikle gidişat anlamında kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta önemli bir mücadele. Hafta içinde yara alan iki takımın maçı ve iki takım da skorları aynı skorlarla kaybettiler maçları 2-1 ile. Isparta'da da hoca değişikliği oldu ayrıca. Aynen, Tarık Hoca ile yollar ayrıldı. Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor aynen maçı. Ben şimdi şöyle bir durum var. Isparta Eskişehir maçını kaybettikten sonra o akşam hemen hoca ile yollar ayrıldı ve yeni hoca geldi ama
Sence Murat Yılmaz Hoca ne kadar yeterli olur? Hani baktığında kariyerine. Ya gerçi Sparta'nın öyle zaten iyi bir kadrosu yok. Bence Tarık Hoca da başarılıydı diye düşünüyorum. Bu kadroya göre, elindeki bütçeye göre. Karacabey'de hafta içi Tarsus'a 2-1 kaybetti. Isparta Eskişehir'e deplasmanda 2-1 kaybetti. Hoca değişikliği oldu. Bir de Bence zaten Isparta... hani gidişat anlamında değil de daha çok o Eskişehir mağlubiyet olmasından dolayı hocayla yollar ayrıldı. Bence Hani sen Tarık... diyorsun ya bazen böyle grupta yani daha doğrusu ligde çok zayıf bir takım olduğu zaman da mesela kırmızı grupta da Maraş var. Diyorsun ya bu maçı kaybederse bunun özür affı yok diye. Şimdi Isparta da Eskişehir'e bence kaybettiği için affetmediler Ondan mı hocayı. Ben diyorsun? ondan düşünüyorum. Ya ben bir de şöyle Onun dışında bir düşünüyorum. şey yok çünkü Isparta'da Şimdi şu anda. hoca bir de bazı oyuncuları kendi mevkilerinde de oynatmıyordu. Mesela Arif Birşen sağ bek, Arif'i sağ açık oynatıyordu. Hani izleyicilerimiz bana yorum yazıyorlardı ya. Şey Arif'i hücum oyuncusu olarak görmediği ama hoca görüyordu. Hani o açık yoksa Arif sağ bek ama hoca sağ açıkta oynatıyordu. Ya şöyle bir durum var. Bence Isparta'nın sezon başındaki bütçesine göre, kadrosuna göre bir kere bu takımda hiç forvet yok. Zaten bunu söyledik ya. Burak Sen Aydın çok var. söylüyorsun Burak zaten. Hani Aydın var benden da önce sen leblebi söylüyorsun. golcü yok yani bu takımda böyle başı çekecek bir golcü oyuncu Eskişehir yok. maçında da çok pozisyona girdiler. Maçı zaten STV verdi. Genç kaleci Cengiz Alp'i geçemediler. Bir dünya pozisyon kaçırdılar, gol pozisyonu. Ben bu maçta Isparta'nın kazanacağını düşünüyorum ama bir de ben şunu anlamadım. Hocanın orada açıklandığı anda takım kaptanının sence orada olması doğru mu yanlış mı? Efşan Geçkin oradaydı. Yeni hoca geldiği zaman da diyorsun değil Aynen mi? masada oturuyorlardı ya hep Yok bence beraber. yanlış değil Doğru ya mu diyorsun? sonuçta Peki. yani yanlış olan bir şey yok daha doğrusu anladın mı? Peki. Yani sonuçta yeni hoca geliyor takımın kaptanı kim? O hocayı karşılıyor işte orada bir birlik oluyor en Ama başta. hocanın imza attığı yerde daha doğrusu o Ya masada oğlum olması bence doğru mu sence? Kurumsal yapı için mantıklı mı? O ya yüzden duruyorum valla bilmiyorum. bilmiyorum ikincilikte olduğu için şu anda çok böyle şeye bakmıyorum. Hani Taraftarlar zaten bunu pek şey görmemişlerdi Isparta taraftarları. O gönderinin altında yorumlara ya baktım. valla çok ince detay Hani bunlar. oyuncunun orada ne işi var diyorlar o Ya yüzden. yok bu çok bence kötü bir durum Peki. değil. Yani bir de buna takılacak bir durum yok. Bence takılması gereken şu durum var. Ya Eskişehirspor belki evet bu ligin bu grubun zayıf takımlarından birisi. Bence kaybedildiği için hoca gönderildi. Yani bu maç kaybedildiği için bence gönderildi ama bence yönetim de erken davrandığını düşünüyorum. Kaybedilebilir. Ben hep söylüyorum zaten. Bu grupta her takım puan Urfa da kaybedecek. yenemedi Eskişehir'i. Erzincan da Ya onlar yenildi. yense bile zaten bu grupta hep diyoruz ya sezon başından beri. Her takım puan kaybedecek her takıma karşı. Çünkü bu grup yumuşak bir grup. Yani böyle ezecek geçecek takım yok. Hani atıyorum geçen seneki Manisa Eyüp'ün olduğu grupta atıyorum Eyüp, Manisa mesela burada olup onlar böyle yenilse tamam derim. Nasıl kaybediyor maçı ama ya zaten bu grupta öyle ezecek takım yok ve hani Isparta Spor'ta da zaten yine söylüyoruz. Sezon başından beri forvet yok bu takımda. Bak mesela Somaspor kırmızı grupta onlar da yeni çıktı. Yasin Yasin Aplioğlu Abdaloğlu'nun var. 12 maçta 10 golü var. Aynen. Isparta'da böyle forvet yok. Yok doğru diyorsun. Isparta'ya bak bir tane transfer değil, diğer orasında bence 2 tane forvet lazım. Yani o kadar gerekiyor. Ya NBA'dan gram verim Ya NBA alamıyorlar. zaten yeterli bir oyuncu Burak değil işe Aydın iyi çekecek. başlamıştı. Bir sakatlandı. Geriye gitti. Bir de Tarık Hoca'nın bence şöyle bir hatası oldu. Burak Aydın'la Gökdeniz'i son dönemde hiç yan yana kullanmadı. O da bence takımı yaktı. Ne diyorsun? Bence de ritmine bozdu Gökdeniz'in biraz. Urfa'da oyuna sonradan girip iş yaptığı maçlar çoktu mesela. Hani Gökdeniz'in Urfa'da yedek kalması normaldi. Orada Turgut Doğan vardı. Hoca Göksu Yön de kullanıyordu mesela. Hani adam vardı ama burada zaten öyle çok kaliteli oyuncu da yok baktığında iş bitirecek. Mesela Gökdeniz burada 11 başlayabilirdi istikrarlı bir şekilde. Ne dersin? Aynen kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ki zaten takımın en öne çıkan iki oyuncusundan birisi hatta üç Burak'la. oyuncusundan ikisi. Doğru. Arif, Burak, Burak, Gökdeniz. Gökdeniz. Alp'i tutmuyorum. Sağ için Kaleci destek olduğu oyuncu olduğu için için tutuyorum geride. üçünü. Aynen. Aynen. Oynaması yani daha doğrusu daha çok hocanın onlara sığınması gerekiyordu. O anlamda hatalıydı tabii ki. Ben de Isparta Spor tarafındayım. Ben kazanacaklarını ve 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bir de Isparta son dönemde maalesef Taner Gümüş'ten de hiç verim alamıyor. Bakalım zor Ya bir zaten maç. kadron senin. Yani daha doğrusu oyuncu yapın. Sadece 3-4 oyuncuya endeksli olursa zaten bu oyuncularda bir form düşüklüğü olduğu zaman da Sıkıntı patlıyorsun oluyor yani. maalesef. Geniş yapman lazım. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Geçelim. Bir de Karacabey'de Rıdvan Özdemir'le Berk oynamayacaklar. Kart Aynen cezalısı iki kaç oyuncu cezası iki da. oyuncu da. Peki sen Karacabey için neler söyleyeceksin? Karacabey'in bu performansı böyle gider mi? Bir kazanıp bir kaybedip hani. Zaten böyle olacak. Karacabey'in devre arasında en kötü 6 tane kaliteli oyuncu olması lazım. Yani kaliteli derken bu takımı sıkıntı yaratmayacak ilerleyen haftalarda. Düşme hattından uzak tutacak bir oyuncu grubu gerekiyor.
bu takviyeler yapılması lazım. Karaca Bey'de bence tek olumlu bir nokta var. Ömer Yıldız'ın iyi verim vermesi. Onun dışında maalesef pek olumlu bir şey yok. Ne dersin? Aynen, o da hafta arasında kendi kalesine gol attı biliyorsun. Bir de rakip kaleye de attı ama. Aynen, oraya da attı. Zaten elinde, yani daha doğrusu kadroya baktığımız zaman da Ömer dışında üretecek oyuncu da yok. Karaca Umut Sözen, Umut var ama Umut da pek eski kariyerinden aynen, çok uzakta. Kafası çok futbolda değil yani. Maalesef. Öyle söyleyelim. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim aynen pazar öyle. Günü. Bir diğer mücadeleye geçelim. 1922 Konya Spor, Konya'da Pazar Spor'u ağırlayacak pazar günü. Pazar aynen. Spor hafta içi Buca'ya 2-1 kaybetti ki Pazar Spor'un iyi bir performansı vardı. O maçı kazansa Urfa ile aynı puanda olacaktı. İkinci sırayı neredeyse paylaşacaklardı beraber. Ama kaybettiler kendi evlerinde ki zaten sıkıntılı gelen bir Buca Pazar Spor'a karşı. Pazar Urfa'yı altına alacaktı çünkü deplasmanda Urfa'yı yendi. Doğru, ikili averajdan aynen. Dolayı haklısın. Konya ise deplasmanda penaltısının verilmediği maçta kırklar elden bir puanla dönmeyi başardı. Bence bu maç zor bir maç. Benim hiçbir görüşüm yok. Hı hı. Her şey olabilir. Ama çok zorlarsam kısır bir maç bekliyorum. Ama ne dersin? Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Konya Spor da hafta arasında hakem katliamı canı yandı. Takımlardan evet, birisi. Yani maalesef. O pozisyona penaltı vermemek için ya kör olman lazım ya da o gün o maçta statta olmaman gerekiyor. Doğru, haklısın. Hakem olarak. Çünkü evinde, oyuncuya bir darbe var. Oyuncu atletizm pistine kadar uçuyor aynen neredeyse. Aynen öyle. Yani hakemler maalesef takımların kaderiyle oynamaya devam ediyor. O hangi takım olursa olsun biz söylüyoruz. Aynen. Yani hakemlerin biraz kendisine çekidüzen vermesi gerekiyor ama maalesef hakemlerin de kafası hiç sağda değil yani. Net pozisyonlar gözünün önünde oluyor, vermiyorlar. Kafaları nerede sence? Kafaları bence yok. Kafaları olsaydı verirler yani. Tamam, o işi yaparken kafaları başka yerdeyse büyük sıkıntı yani var. Yani ciddi sıkıntı var. Paralarını da trink alıyorlar. Ne istiyorlar? Sadece ikincilik değil. TFF birincilikte de hakem katliamı çok çok fazla. Analarını ağlatıyorlar aynen, takımları. Aynen, aklımız almıyor yani o kararları vermedikleri zaman da. Pazar Spor kaybetti biliyorsun. 2-1 Buca'ya. Kaybetti Buca'ya. Kendi evinde. Maçtı. Kazanamadılar. Kazansalardı Urfa'nın altına, yani daha doğrusu Urfa'yı alttan alıp onlar üste ikinci sırada olacaklardı. Doğru. Ben bu karşılaşmada Konya Spor tarafındayım. 1922 Konya Spor'un sahadan en kötü bir puan da ayrılacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak ama güzel bir maç olacak. Tabii. Sen kısır dedin ama ben kısır, gollü anlamında bir şey söylemiyorum. Peki. Ben de kısır da geçebilir, gollü de geçebilir. Hani 0-0 da bitebilecek bir maç. Tam tersi 3-2, 3-3 her şey de olabilir, bitebilecek tabii bir ki. Maç. Ama Konya Spor tarafındayım. Ben yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar. Aynen öyle. Pazar gününün son maçı olarak da Buca Spor, Ahmet Sportif maçını konuşacağız. Aynen. Buca Spor hafta içinde önemli bir galibiyet aldı. Çünkü hocalarıyla yollara ayırmışlardı. Kötü bir gidişat vardı son haftalarda. Özellikle Kırklareli'ye ilk yarıdan 5 gol yiyip yenildiler zaten geçen cumartesi günü. O maçı ben hala aklım almıyor. Yani 17 tamam, dakikada 4-0 oldu. Kaybedebilirler ama yani 17 dakikada 4 tane tabii. Gol de çok acayip oldu. Halı sahada yenmez 17 aynen. Dakikada 4 gol yani öyle söyleyeyim. Buca 2-1 kazandı pazarda Rize'de. Ahmet de kendi evinde hakemin Ahmet Spor'u yaktığı maçta ki... Yakmadı. Doğrudur resmen. Net gol. Offside diye verilmedi. Aynen. Yani orada yan hakem Metin Şentürk'tü. Ben federasyonun sitesinden baktım. Başka bir izah olamaz bunun yani. Öyle bir durum var. Şimdi bu maç çok önemli bir maç. Şundan dolayı Buca Spor yeniden playoff potasının içine geldi neredeyse. Şampiyonluk Ahmet de liderin 5 puan arkasında. Ahmet de Mervan'ın sıkıntısı devam ediyor maalesef. Aynen. Büyük geçmiş olsun. Ben Mesut Hoca gitti, Aykan Atik Hoca geldi ya. Aynı 11 ile çıkıldı. Ben bu değişikliği o zaman anlamam şu açıdan. Murat Uslu sezon başından beri oynamıyor. Cenk gene Kaplan. Oynamadı. Evet, Cenk Kaplan. Bir de bu takımın şu an en iyi oyuncusu Muhlis Sistemi. En formda oyuncusu. Muhlis 72'de oyuna girdi. Şu an ilk 11'e yazılacak oyuncu Muhlis Sistemi. Bir de şunu da anlamadım. Bünyamin Yürür ve Mehmet Sıtık Sistemi disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmışlardı. Affedildiler. Yine ilk 11'de çıktılar. Aynen. O zaman kadroda formayı hak eden oyunculara bu haksızlık değil mi? Muhli Sistemi şu an yedek kalmaması gereken birinci oyuncu tabii bence. Ki, ne diyorsun? Kesinlikle oynamalı. Performansa bakarsam, kariyere bakarsam zaten Mervan Ermaç 11'de oynamalı ama zaten yoktu bu maçta. Aynen. Baktığında Mehmet Sıddık şu an Muhlis'in önünde değil bence performans olarak. Ne dersin? Hani Ahmet Spor hoca değiştirdi. Tamam, Mesut Hoca döneminde takım kötü oynuyordu. Sonuçları alıyordu eyvallah ama takımın oyunu kötü diye hoca gönderildi. Ama bir de yanlış 11 tercihlerinden. Ama gene aynı 11 ile çıkıldı maça. Aynen. Murat Uslu yedek. Cenk Kaplan oynamıyor. Takımın en iyi oyuncusu Muhlis Sistemi yedek kalıyor. O zaman ben bu hoca değişikliğinden ne anladım? Mesut Toros devam etseydi. Eğer Buca maçına da Aykan Atik Hoca aynı 11 ile çıkıp yanlış kadro ile çıkılıp bir puan kaybı daha yaşanırsa büyük sıkıntı olur. Yorumun ne olur? Valla ilk öncelikle şunu söyleyeyim. O gol pozisyonu net bir şekilde net gol. %100. Hakem orada Ahmet Spor'u resmen doğradı. Tabii. Kimse bunu konuşmuyor. Aynen. Ahmet Spor'un hakkı yenildi. Yani o pozisyona offside verecek hakem
hakem falan değildir. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Öyle. Net goldü. Abespor'un 3 puanı yenildi. Hatta 2 puanı yenildi, öyle söyleyelim. Tabii 2 puan, puan güzel gitti. 2 puan da öyle gitti. Şimdi Buca Spor da kritik bir galibiyet aldı. Son haftalarda çok düşüşteydi. Zaten Tolga Doğan teyze yollar ayrıldı. Ve kritik bir galibiyet ve zor bir rakibe karşı deplasmanda Pazarspor'u yendiler. Pazarspor istim üstündeydi. Dirençli takımlarından İyiydi. Birisiydi ve iyi bir reaksiyon verdi Buca Spor. Kazandı. Amespor da zaten hoca geldiği zaman da ben Amespor'un çok büyük bir yanlış yaptığını söyledim ki bunu hani tamam belki gol verilmedi ama senin söylediğin her konu zaten her şeyi gösteriyor. Yani aynı kombiyle maça çıkıyorlar. Muhlis yedek kalıyor ki her maçta neredeyse takımını kurtaran oyuncu. Son iki maçta iş yapan oyuncuydu Muhlis. Son iki maçta genelinde iş yapan oyuncu zaten. Muhlis sistemi hatırlayalım. Deplasmanda 1-1 biten. Kırklareli maçı. 90 artı 3'te 4'te attığı gol var harekette. Kırklareli maçı. Kırşehir, Kırşehir. Tam da hatırlayamıyorum o maçı hangi maç olduğunu hemen da. Hemen bakacağım. Ya Kırklareli ya Kırşehir. Sen oradan bak. Son dakikada attı, harekette attı. 90 artı 3 ya da 4'te attı. Aynen harekette attı, maç 1-1 bitti. Yani Muhlis bu sezon birçok maçta Ames Sportif'e puan kazandıran oyuncuydu. Takımını ayakta tutan oyuncuydu ve hoca onu maalesef yedek bıraktı. Şimdi zaten Aykan Hoca'nın bu dokunuşlarından dolayı zaten Ames Sportif ve işte Çorum'a gittiği zaman da iş yapamayacağını söyledi. Zaten Çorum'da maçlara başlatılmadan gönderildi. Maça çıkmadan gönderildi. Aynen. Yani şimdi buraya geldi ve Pendik Spor bir buhrana girmiş durumda. Hoca gitti, hastalık durumu. Urfa aynı şekilde Tarsus karışmış durumda ve Ames Sportif yönetimi maalesef bunu kullanamadı. Ben böyle söylüyorum, böyle de düşünüyorum hala ve hocanın daha bu çok yanlış yapacağını ilerleyen haftalarda da göreceğiz. Onu sana söyleyeyim ki Buca maçında zaten bir puan kaybolursa Ames Sportif için büyük bir kayıp olur. Muhlis Kırklareli deplasmanında attı golü. 90'da 4'te. Aynen. Bir de pazarı 1-0 yendiği maçla Ahmet'in golü atan adam aynen. Gene Muhlis. Diyorum ya işte yani son iki hafta değil. Öncesinde de Muhlis zaten takımın öne çıkan oyuncularından birisi. Ben bu karşılaşmayla ilgili bir görüş belirtemiyorum. Hani kim kazanır, işte şu takım yenilmez, gollü olur veya kısır geçer hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten İstim üstündeki bir maç bu maç. Ben sana bunu söyleyeyim. İki takım için de çok kritik. Aynen, bir de Buca içinde. Spor cesur oynayan bir takım. Fix çift forvetle çıkıyorlar. Tunç Murat Behram, Mehmet Fuat Gölbaşı. Aynen. Bu maçta sence Buca Spor'un çift forvet çıkması Buca'ya mı yarar yoksa orta sahanın boşalması Ahmet Spor'a mı yarar? Ne düşünüyorsun? Vallahi iki takım için yani şöyle Buca Spor. Metin Yüksel de yedek kalıyor bir de son aynen. Maçlarda Buca'da. Buca iki forvet çıkarsa Buca Spor için bir sıkıntı değil. Buca Spor'un zaten sistemi bu. Oynuyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacak. Amespor'da kritik nokta şu Aykan Hoca'nın dokunuşları. Aykan Hoca bu dokunuşları yapamayacak yani. Çünkü neden yapamayacak? Aykan Hoca zaten bunu yapsaydı geçen sene Amespor'dan görevden alınmazdı. Yani orada istikrarlı devam ederdi. Atıyorum Amespor'da devre arasında da belki hamleler gelirdi ve Amespor geçen sene o grupta bile playoff'a kalırdı, zor bir grupta. Ama ya Aykan Hoca maalesef hedefe oynayacak takımları hedefe götürebilecek, o takıma hükmedebilecek bir hoca değil. Bu sezon başında Çorum'a geldiği zaman da ben bunu söyledim. Maça çıkmadan gitti değildi. Zaten. Maça bile çıkmadı. Hazırlık maça. Kampında gönderildi. Aynen. Hocam. Yani o yüzden Ames Sportif yönetimi maalesef rakiplerinin o hengameye girmesini kullanamadı. Ben aynen. Bunu yönetime de söyledim. Yönetimin kendisi de biliyor zaten. Bana da yazdılar. Neden Hakan Atik hocanın tercih edildiğini. Aykan Atik. İşte Aykan Atik dedim ben de zaten. Sen arada Hakan diyorsun da. Yok Aykan dedim ama. Hakan öyle. Mı dedin? Aykan dedim. Hakan dedim. Tamam ben yanlış duymuş olayım. Tamam. Aykan Atik'in neden tercih edildiğini bana söylediler. Ben dedim ki evet belki risk almak istemiyorsunuz ama siz bir hedefiniz varsa, mecbur şampiyonluksa aldım. Ki tabii. Özellikle zaten şampiyonluk diyorlar alacaksınız. 100 mü veriyorsun atıyorum? 120 vermek zorundasın. Ki Ahmet Spor'un kadrosu bu zayıf gruba göre gayet iyi bir kadro. Tabii. Devre arasında yapılacak 3-4 tane. Tabii aynen. Ya mesela Murat Uslu TFF birincilik oyuncusu bence Mustafa Murat Uslu. En azından TFF birincilikte rotasyonda kullanabileceğim. Bu ligde de bu grupta bana göre Pendik ve Urfa dışındaki ve Ankara Demirspor dışındaki tüm takımlarda da 11 çıkar. Tarsus'a koy 11 çıkar. Bence Sefa Durmuş'tan daha iyi sabek. Murat Uslu. Ya bu adam bir tane lig maçında 11 oynamadı geldiğinden beri. Cenk Kaplan çok iyi bir stoper. Aynen. Bu oyuncular o zaman neden alındı? Alma yazık günah. Niye para verdin değil mi? Oynatmayacaksan. Kutay yakıyor takımı. Aynen. Yine hep aynı oyuncular oynuyor yani. Ahmet Spor'da oynaması gereken adamlar oynamıyor. Aynen. Ki Ahmet Spor 10 gün maç yapmadı bu maça kadar. O ara artık bu oyuncuları hazırlayabilirdi Ahmet Spor'un teknik ekibi. Ben bu tercihleri anlamıyorum. Bir de Buca Spor'da bir isme özellikle dikkat. Saruhan çok kaliteli bir oyuncu. Aynen. Urfa maçında da tek başına oynadı. Saruhan da Buca'dan bir transfer yapabilir sezon sonunda. Onu sana söyleyeyim. Aynen öyle. Ahmet Sportif'le ilgili ben hani sezon başından beri söylüyorum. Bu takımın bu şekilde şampiyon olma şansı yok diye. Yok. Şimdi Aykan Hoca geldi. Aykan Hoca gelmeden önce de ben şunu söyledim. Onlara da söyledim yani yönetime de söyledim. Dedim ki şimdi rakipler kırıldığı için sizin elinize bir fırsat geçti. Yani ne yapacaksınız? İyi bir hocayı takıma getirip devre arasında yapacağın hamlelerle
o benim görüşümün tersinde şampiyonluk ihtimali olur dedi. Onlara da söyledim. Çok iyi bir şekilde de biliyorlar. Ama Ahmet bunu kullanamadı. Kullanamadığı için de maalesef ben yine aynı şekilde düşünüyorum. Ahmet Spor'un şampiyonluk şansı bana göre yok. Ha, matematiksel olarak var. Ama bence o hedefe gidemezler. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi ben de Aykan Hoca'yla da her türlü, bak her türlü, bugün kaç? 12 Kasım. Cuma günü programı yapıyoruz. Geldiği zamanda da zaten söyledim. Aykan Hoca'yla da her türlü yollar ayrılır. Vallahi ben de Aykan Atik Hoca'nın gemiyi limana yanaştıramayacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Yani Ahmet gerçekten o şansı kullanamadı bak. Bence de. Hoca hastalandı. Tarsus gitti. Karıştı. Urfa'da doğru. Hoca. Bir daha 3. hafta gitti hoca. Aynen. Gürses ama Hoca. Işte Ahmet'e öyle bir şans da oldu ki onu kullanamadı maalesef. Doğru. Ben de çok belki beni yanıltacak hoca. Tabii o da olabilir. Hayır, bakalım. Ben görüş belirtiyorum. Ama benim görüşüm bu yönde. Biz de bir görüş belirtmek zorundayız. Aynen. Bakalım ilerleyen haftalarda bizim görüşümüz haklı mı, haksız mı çıkacak, bunu göreceğiz. Zaten. Aynen öyle. Yaşarsak, kısmet olursa. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Tüm maçların öncesini konuştuk. Hı-hı. Pazartesi de sonuçları konuşacağız. Aynen öyle. Allah kısmet ederse. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Öncelikle hafta içinde oynanan maçlarda kazanan tüm takımları tebrik aynen, ediyoruz. Aynen, tebrik ediyoruz. Hafta sonunda oynanacak maçlarda da tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Pazar günü Pendik Spor maçında olacağım. Orada bir röportaj yapacağız. Allah kısmet ederse. İnşallah. Hem yönetimden, taraftarlarla. Aynen. Herkese, daha doğrusu tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Abone olmayan herkesten abonelik. Ardından videomuza da bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Aynen. Ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve karşılığında da ciddi anlamda gelir elde edebiliyor. Herkese iyi seyirler diliyorum tekrardan. Tüm takımlarımıza da başarı dileklerimizi iletiyorum hafta sonu için. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına rica sağlık. Ederim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu oynanacak maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderelim. Ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.